Miami'den herkese iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bugün neredeyiz? Miami'deyiz. Miami. İsmini daha telaffuz mı? Her neyse. İşte oradayız. Çok güzel bir program yapacağız arkadaşlar. Bugün yabancılara yine sormayacağız. Burada da bizden çok fazla Türk var. O yüzden onlara soracağız. Hello. Hello. Abi gel bu tarafa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi burası neresi? Çok güzel bir yer ya. Burası Miami'nin Palmera Beach'i. Palmera? Beach. Evet. Yani? Arsuz'da Palmera Beach Club. Arsuz. Evet. Evet. Gördün mü? Demek ki burası neymiş Halil İbrahim? Şkife. Geyiz. Nasılsın? İyisin. İyiyiz ama sezonun açılmasını bekliyoruz. İşte. Açılmadı. Açılmadı. Yok daha açılmadı. Ama sen sezonu getirmişsin dostum. Ya biz sezonu getirdik. Bak güneşlendik, denize de girmeye başladık. Oo, su nasıl, iyi mi? Su süper. Valla bir şey söyleyeceğim. Erkeklere güven olur mu? Yerine göre olur, yerine göre ya olmaz. Ya vay bir alak ya. Şimdi bak doğruyu söyle. Olmaz tabii. Olmaz. Ne diyeyim ben sana artık? Erkeklere güven olmaz. Niye? Aslında kadınlara güven olmaz. Kadınlar yoldan çıkarıyor erkekleri. Oo dedi ve günün önem ve anlamını bize aktardı. Şimdi ama erkeklerde sıkıntı yok mu? Ya ikisinde de sıkıntı var. Evet. Karşılıklı her şey. Yarın bu programı izledikleri zaman senin ağzını yüzünü kıracak. Bir şey olmaz ya, ne olacak? Ama gerçekten muhteşem bir yer ya. Abi şurayı biraz böyle bir deniz meniz bilmem ne alabilir misin? Halil İbrahim Karaçay biz konuşurken. Dostum. Evet. Yani yazın buraya gelip bedavadan yerleşebilir miyiz? Çaktırmadan şimdi kamera. Sen yerleşebilirsin. Sıkıntı yok senin için. Yani mümkünse yani burada hani bir hafta tatil gibi bir şey yapabilir miyiz? Yaparız sana güzel bir organizasyon. Hayır, yaparız. Kamera. Evet şimdi. Abi teşekkür ederim. Gerçekten rica muhteşem ederim. Bir yer. Özellikle dikkatimi çekti. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Buradan başladığınız için. Estağfurullah. Bugün Arsuz'dayız. Arsuz, Karaağaç ve Gözcüler. İkisinin ortasındayız. Hepsinin ortasındayız. Ortasındayız. Mayagi? Evet. Süper. Teşekkür ederim. Şu programa başlayalım Halil İbrahim Karaçay. Çok sıcak. Bak. Çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Gel. Bugün seni yormak benim görevim. Gel. Teşekkür ederim dostum. Görüşürüz. Eyvallah. Bak renk süper vallahi ha. Arabaların rengi niye? Mavi. Mavi. Sana bir soru soracağım. Evet. Sor. Kaynanan mı, annen mi? Fark etmez, ikisi de aynı. Valla? Tabii. Ama ne fark etmez yani. Gel gel. Evet. Aynı aynı. Valla en çok kimiz? Olur mu ya? Haydi. Korkunun necele faydası yok. Şey yaptı. Yok yok valla. Burada çok sıcak herhalde. Evet. Başladı, işler başladı mı? İşler açılacak ama bir koronavirüsten bir kurtulsak. Kurtulmadık mı daha? Daha hani. Peki koronavirüsü sana ne öğretti? Yani daha doğrusu insanlığa ne öğretti? Her şeyi öğretti yani. Ya. Her şey işte. Ne diyeyim ben? İşlerin nasıl? Allah'a çok şükür. Buna şükür ama iş yok. İş yok. Yok. Daha. Olacak olacak inşallah. Bu uçaklar gelmedikten sonra bizim Arsuz'da taksi boş. Yok yok. Arsuz güzel bir yer ya. Şu hale bak ne kadar. Hadi onlar gelecek ki uçaklar ancak yolcu alırız. Öyle mi? Tabii tabii, buraya gelen giden daha çok olur. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Oldu, sağ ol. Sence erkekler yalan söyler mi? Söylemez. Vallahi. Yok. Söylemezmiş bak. Halil İbrahim benden bahsetti. Söylemez dediği zaman benden bahsediyor. Söyler dediği zaman senden bahsediyor. Tamam? Anlaştık mı? Aleyküm selam. İsim neydi abi? Yılmaz Akbaş. Nasılsın Yılmaz? Sağ olasın Kayın Eriç. Bir şey soracağım. Buyurun Eriç Bey. Sorayım mı? Tabii. Annen mi, eşin mi? Annem. Yer ve hayra bak, gördün mü bak. Artık ya, pazar günü senin ağzını kırar yenge. Mahvettin beni Meriç abi, mahvettin beni. Yapacak bir şey yok ya. Niye abi, nereden çıktın sonra ya? Ya? Nasıl yani? Çok sıcak burası ya. Vallahi çok sıcak. 37 vallahi derece bugün. 37? 37 bugün. Evet. Sezon açıldı mı? Yani. Yavaş yavaş açılacak. Nerede oturuyorsun? Arsuz'da. Gökmeydan. Gökmeydan.
Gök Meydan Muhtarı'na selamlar. Gök Meydan Muhtarı'nı öpüyoruz buradan. Ya abi her gün birisiyle sataşıyor ya. Niye herkesle kavga ediyor bu adam ya? Abi çünkü şöyle haksızlığa gelemediği için mecbur. Valla. Haksızlığa gelemiyor. Eyvallah. Eyvallah. Muhtarımız bir tane, onu da buradan öpüyoruz. Dostum biz erkeklere güven olur mu? Herkese değil. Hepimize değil daha doğrusu. Yani mesela yüzde kaçına? Yani yüzde kırkına güven olur. Sadece mi? Yüzde altmışa güven olur. Yengem beni var öldürecek bak arabada. Allah'ım ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. İsim neydi? Asya. Bir şey soracağım. Hı. Aşk diye bir şey var mı? Yok. Nereden biliyorsun ya? Yok yani. Bence var. Bence yok. Bence yok. Bence yok. Bence de yok. Bence de yok. Vallahi. Yok. Yani niye peki yok? Bilmem yani. Yani aşkın içine eden erkek mi kadın mı? Erkek. Niye erkek? Kadın olamaz mı? Bir de hep gözü dışarıda. Evet. Erkeğin mi Erkeğin gözü dışarıda. Ben hiç görmedim yani, bir erkeğin gözü dışarıda olduğunu ben de hayatımda görmedim. Sen gördün mü? Evet gördüm. Ben görmedim. Sen gördün mü? Hı hı. Ne zaman gördün? Gördüm işte, çok gördüm. Halil İbrahim sen gördün mü? Görmemiş. Allah isteyen Halil İbrahim var ya, hayatında gerçekten var ya harika bir. Niye aşk yok peki? Niye? Yani yok. Aşk diye bir şey yok. Sence ama var mı? Bence... Ya ben sana soruyorum, bana niye sevgi yok? Yok. Allah Allah. Aşk diye bir şey yok. Tamam. Sevgi var mı? Var, sevgi var. Saygı var mı? Saygı da var. Bence aşk yok o zaman. Bence de yok. Eyvallah. Arcan'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Sen tanıyor musun? Yok, hiç tanımıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, Asya bundan sonra bizim asistanımız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah, teşekkür ederim. Al şu mikrofonu. Bundan sonra görev sende. Yok, buyurun siz. Yok sende. Ya ben ne soracağım? Halay çekeceksin, kalben nasıl olacak? Hoş geldiniz. Mahmut. Ali. Ali usta nasıl? Teşekkür ederim, sağ ol. Abi, arsuz çok sıcak ya. Evet, doğru, çok sıcak. İşler nasıl? İşler düşük. Virüsten dolayı. Virüsten dolayı. Evet. İnşallah zor durumda kalmadınız. Yok yok, çok şükür. İdare ediyoruz. Yere herif. Şey yok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi, bu korona hastalığı insanlığa ne öğretti? İnsanlığı öğretti. Dürüstlüğü öğretti, temizliği öğretti. Dayanışmayı öğretti. Daha ne olsun? Dostum. Döner yapmayı öğretti. Öğretti abi. Nerede oturuyorsun? Arsuz'da. Arsuz'da. Oo. Koronavirüsü neyi anlıyor? Yani bize neyi gösterdi bu hayatta? Ne zenginliği ne de fakirliği. İnsanlığı öğretti. Yani bir paranın bir anlamı olmadığını öğretti. Çok güzel vallahi ya. Allah'ın birinci derecede önde olduğunu öğretti. Peki evlisin değil mi? Bekar. Bekarsın. Arkadaşlar bekar, haberiniz olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Eyvallah, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Hadi en çok sana sorayım. Sorayım mı? En çok kaynananlara mı gidiyorsun yoksa annenlere? Vallahi her ikisine de gitmiyorum. Hata yapıyorum. Yaşlıların yanına gitmiyorum. Ama gitmem lazım. Tabii ki onlar yaşlı. Söz ilk fırsatta gideceksin. Söz. Tabii ki gideceğim ya. Onların yerini doldurmak çok zor. Teşekkür ederim. Şey değil abi, sağ ol. Teşekkür. Görüşürüz. Eyvallah, sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ne istiyorsun benden? Yürü kahve içelim. Tamam, içeceğiz. Tamam, bir saniye. Nerede elin lan? Abi alma kayda, dur. Aynen Ali Yolcu, ana Ercan Yolcu, ha Kıray Bey. Ali Yolcu benim akrabam. Bak Ali Yolcu'ya sesleniyorum abi. Ali Bey merhabalar. Köylüm selamlar olsun o zaman. Neresin? Akneyirliyim. Şaka yapıyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Sağ ol abi, seni sormalı. Bu abi bu ne? Bu ne? Tabii. Bu ne? Bu iş bone, yapar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet. Bu çalışırken. Evli misin abi? Hayır değilim, bekar. Niye abi bekarsın? Yani belki de şu an gönlüme giren kimse olmadı diyebilirim. Kaç yaşındasın? 29. Maşallah. Maşallah. 29 yaşında, gördün mü? 20,5 gördün mü? Yani bu biraz da şeye bakar. Hani hükmedemediğin bir sevgi oluşması lazım ki insanlara... Aşk var mı? Daha önce oldu tabii. Hayır, aşk diye bir şey var. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Var. Kesinlikle var. Ya duygularına hükmedemediğin zaman sen aşıksındır zaten. Ama bizim aşıktan ya
muhakkak daha karşılaşır. Muhakkak daha o hükmedemediği duygulara kendisi de ulaşır yani. Onlara ulaştığı zaman onun varlığını hisseder bence. O zaman ben göreceğim seni. O zaman göreceğim ben seni. Tamam mı? Sence aşk var mı Can? Aşk? Evet. Var abi ya. İnsanların duyguları yani öyle bir olguyu oluşturuyor. Peki ben de sana diyorum ki aşk diye bir şey yoktur. Bunu tartışalım o zaman sizinle. Tamam, aşk mı para mı? %51 para, %49 aşk. Demek aşk yok. Yani hayır, bu gene %49 oran da onun varlığını kanıtlıyor bence. Yeterli yani bir oran. Tabii ki yeterli yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Meriç abi. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir kuaföre daldık. Bir kuaför. Abi kadın kuaföründe abi senin ne işin? Ben geçiyordum, sonra baktım kuaför var. Dedim bakayım kim var kim. Abi tamam da yani kadın kuaförü senin ne işin var burada yani? Benim eşim oluyor. Seyircan senin işin. Evet, benim eşim. Allah sabırlar versin. Sağ ol Allah. Gerçekten. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. En çok kaynanangillere mi gidiyorsun, annengillere mi? Tabii ki kaynanangillere. Belli. Abi belli belli. Seyircan çünkü yani ben sana söyleyeyim yani. Belli Allah'ı sahip. Allah'ı sahip ümmiyet Allah. Eyvallah. Nasılsın? Çok sağ ol. Allah razı olsun. Yani böyle tesadüf buraya gelmedin. Yok tesadüf gelmedim. Her gün gelip bırakıyorum. Evet. Sonra bekliyorum çıtsın diye. Kaynanama gidiyorum. Vallahi. Neyse hadi. Ama gerçekten yazık ama. Ya. Eyvallah. Vallahi. Eyvallah yazık. Ya Allah da helak ya. Peki. Sana şunu söyleyeyim. Söyle. Evde kimin sözü geçerli? Senin mi? Sevcan'ın. Tabii ki benim. Senin. Bazı saatlerde. Yo, her zaman senin sözün geçmiyor Ömer. Benim de sözüm geçtiği gibi. Bazı saatlerde. Evet. Bazı saatlerde. Bazı saatlerde. Ya Sevcan sen nasıl korkutuyorsun bu insanları? Sen ne? Yani ne olur sana öyle ya? Vallahi dur seninle daha sohbet edeceğim. Abi vallahi Allah'a yetek sabır diyeceğim. Allah razı olsun. Arapçayla Allah'a yetek sabır demek Türkçeyle ne? Allah yatak sabır yani. Allah sabırlar versin. Amin amin. Gel buraya kaçma. Gel buraya kaçma. Nazmi. Bir saniye. Zaten yani Sevcan'ın diğer modeli. Tabii ki. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsim neydi? Seval. Seval. Sevcan'la kardeş olmaktan... Gurur duyuyorum. Ya gerçek bir tane kardeşim var, başkası yok yani Sevcan kız olarak. Bir kız kardeşim var çünkü. Valla? Evet, iki tane de erkek kardeşim var yani. Yani miras dörde bölünüyor. Aynen öyle. Erkeklere güven olur mu? Olur. Kadınlara güven olur mu? Bazılarına. Kadınlar çok dedikodu yapıyor. Valla? Niye kadınlar birbirini seviyor? Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Bilemiyorum. Sen bütün arkadaşlarını seviyor musun? Ben seviyorum, evet. En sevdiğin üç arkadaşını söyle bana. Yok çok arkadaşım var da 3 tanesi az. En sevdiğin 3 arkadaşın. Tamam. Zeliha. Zeliha. Kızı babı tabi. Ne? Evet Zeliha'yı çok seviyorum. Pınar. Pınar. Pınar seni de seviyor mu? Aygül. Aygül'ü de seviyor. Şimdi Pınar, Zeliha, Aygül. Evet. Tamam. Peki 2'ye düşürürsen? Zeliha, Pınar. 1'e düşürürsen? Zeliha. Oo. Pınar'la diğer arkadaş gördün mü sizi nasıl sattı? 5 dakikada sizi sattı. Ben onun yerinde olsam der gibi kardeşim. Ben yılların şeyine dayanarak söylüyorum. Ya hemen toparlayalım. Vallahi hayır ciddiyim. Yılların dediği gibi basamaklarına dayanarak kategoriye soktum herkesi. Peki şimdi biz Emre Bey'le Seycanlara geldik. Yemek yedik. Ama... Bize bayat yemekleri yedirdi. Ne diyorsun? Bize gelseydiniz biz size taze yemek yedirdik. İşte. Ben çünkü. Lakin şiltiyim mi buzluk şu fi afiyo? Sıkıntı yok. Hattetin nakıl demin. Belki buradan sesleniyorum arkadaşlar. Sevcan, Karaağaç'ta kuaför. Ama değil gözcülerde. Pardon gözcülerde ya. Burası gözcüler. Belki. Evet. Senden mi? Evet. Yani buraya evlisin. Evet. Nerede enişte nerede? Yurt dışında Arabistan. Atis sabır ya enişte. Enişte valla. Selam. Buradan sana selamlar olsun. Sen orada çalış burada kuaföre gelsin. Ya zaten kuafördeyim. Hem kuaförde kız kardeşim. Para yani. Almıyor mu? Yok almıyor asla. Bence alıyor. Asla almaz. Bence alıyor. Üstüne para verir. Asla açmaz. Kardeşin arama giremezsin. Etik duruyorlar değil mi? Hiçbir şekilde. Hayır. Yorum yaptın 190 kişi cevap verdi. Sevcan cömerttir diye. Birine cevap bile yazmadın. Neden? Bak, Sayın sana, Meriç. Bak sana şunu anlatayım. Sen gel bu tarafa.
Tamam, haydi. Merhaba. Merhaba. Maç kalbim ya. Çünkü yani bu benim sponsorum olacak yani. Nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Sağ ol kardeşim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben iyiyim, sen nasılsın? Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Eyvallah, sağ olasın. Enişteyi niye bu kadar yoruyorsun? Yoruyor muyum? Ben İyi de... vallahi yorarsın. Bir dakika. Sen... Bak Enver'i herkes 40 yıldır, 45 yıldır tanıyor. Evet. Adam benimle tanışmadan önce geldi. Benimle tanıştıktan sonra saçlar çıktı. Yalan mı? Ya doktor yaptı ya. Ektik ya. Ektik yani böyle onunla bir alakası yok aslında. Ama tabii ki ektikten sonra kendisi vardı yani. Ya abi Allah'a helike. Biraz böyle elini masaya vur ya. Sevcan sen cimri misin? Değilim. Ben niye peki? Benim aklımda niye böyle kaldı? Artık hangi Sevcan senin cimrilikle şey yapmış, sınamış bilmiyorum ama. Yani bizde yok cimrilik. Ben size geldim, yemeğe geldim. Hani notu attı. Ulan daha ne? Avucumuzda ne varsa. Arkadaşlar bu arada bana kardeşim. Şifi şümefi. Ehlo sahla geldiniz, şeref verdiniz. Yani elimizden geldiğince yani yapacağımızı yaptık. Matamit Nal şey o... Buzluktan çıkarttı neydi o? Mevsimi olmayan bir biberi buzluğa koymuyor muyuz yazdan? Yok. Yok. Salalenmek. Salta. Durma telefon. Şimdi Sevcan senin yorumların gerçekten çok güzel. Geçen seninle de sohbet etmiştik. Evet. Erkeklere güven olur mu? Ben kocama güveniyorum. Ama önceden değildi tabii, şimdi yeni yeni. Hayır, meriç dürüst olacağız, tamam. Şimdi bütün dünya bizi tanıyor yani, hani tutup da yani Hatay'dan bahsediyorum, bu civarda herkes bizi biliyor. Yalan söylesek burada biplerler yani. Vallahi. Tabii. Bence hayatında görüp görebileceğin en dürüst adam. Ve hayatında bence çapkınlığın çeyisi yok. Yani sen, erkekler çapkın mıdır peki? Tabii ki çapkın. Niye böyle peki? Vallahi mabarif yani. Erkeklere sormak olsun. Ana ben hep anne. Bak şimdi sen. Talep annek annefsek. Bu zamanda kimsenin yanında adına yemin etmek yok artık. Ya yemin etmek ben ederim. Kadınlar birbirlerini, bak mesela birbirlerini kesinlikle hep yalanlarlar ama erkekler yalanlamaz. Bilmiyorum yani. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Kuaförlük 18 yıldır. Ne zamandan beri zenginsin? Yani ne bileyim hani her zaman çalıştığımız için yani 3-5 kuruş da olsa vardı. Yani bütün kadınlar parasını buraya gelip... Buraya gelip harcıyorlar, evet. Çok güzel, çok güzel. Peki bir ay boyunca tatildin. Evet. Ne yaptın bir ay boyunca? Valla. Yani Enver abinin kafasını ütülemekten başka ne yaptın? tatlı yaptım, börek yaptım, çörek yaptım. Arkadaşlar bir tatlı yapmıştı gerçekten, yine yedik. 2 gün boyunca midemiz ağrıdı ya. Yo, ben tatlı yapmamıştım o gün. Yapma ya. Ozan nerede yemiş? Cenaze lokumu yemiştin. Rahmetin. Hatırladın mı? Abi dedim ben... ya en ucuz lokumu almışsın. Yok derim abi bu şeyden, cenazeden. Abi sana hak veriyorum, tamam. Tamam, kesinlikle hak veriyorum sana abi. Yok, kesinlikle doğru söylüyorsun. Nerede bizimki, nerede? Fidan. Fidan. İkimiz bir fidanız. Fidan'la tanıştıracağım sizi. Çok güzel bir Aa dur. Gel. Gel buraya. Al hayır. Gel. Gel, saçına ne yapmış? Ben size dedim arkadaşlar. Ben size dedim. Şey açılır açılmaz, kuaförler açılır açılmaz oraya. Abi bakma. Fidancığım. Vallah çekmeyin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol Fidancığım. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapalım işte, oturuyoruz. Çok böyle çok akıllı bir... Ya Fidan niye bu kadar akıllı? Mişencevzik makal teyiki. Mişencevzik makal teyiki. Tamam. Biz kavga ettiğimiz zaman bir tane kamera yetmiyor. Herkes birden kamera çıkarmış Sevcan. Ne bu böyle? Fidancığım. Ya bak adam kamera yetmiyor ya. Efendim. O arkadaşa ne yapmışsın böyle? Boya. Boya? Evet. Adı ne o arkadaşın? İpek. 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 İpek'in Allah'ı seyahat, yemin ediyorum korkunç haldesin İpek. Ben sana söyleyeyim yani. Allah'ı seyahat. Başka yere. Allah'ı seyahat. Dikleşiyor lan şu bakalım. Başka yere git. Evet Fidan. İsim, soyad, neler yaparsın, neler seversin? Valla ne yapalım işte. Hayat. Sıkıntı. Hık kadar nazik inti. Yani ben kabra kadar nazik. Yani sıkıntı yani, başka bir şey yok. He, gerçekleri konuş. İşte bu, işte bu. Bak işte bu. Aferin sana kırmızı.
Merhaba gibi Basma Hanım. Şimdi bir şey söylemiyorum gerçekten. Çok naziksin Fidan Hanım. Erkeklere güven olur mu? Bence olmaz. Kadınlara güven olur mu? Bazılarına güven olur, bazılarına olmaz. Ama erkeklere olmaz. Ya şu erkeklere olmaz da kadınlara oluyormuş. Bilmiyorum. He? Bilin hiç düşünmedim. Bugün modu yerinde değil. Fidan. Hiç düşünmedim Sevcan yani. Hazırlıksız yakaladınız yani. Keşke daha önceden söyleseydiniz yani o şey. Bana bir fıkra anlatmıştın orada. Onu tekrar anlatır mısın? Hangi fıkra? Hangi fıkra? Arkadaşlar Fidan inanılmaz çok şeker bir kadın. Ben size söyleyeyim. Samimi söylüyorum bak çok çok şeker bir kadın. Ve şimdi bakmayın böyle durduğuna. Normalde konuşkan. Çok güzel bir kadın. Zaten zaten mişan akrabatı mı hadi yeni kaya kalmadı. Mişan kim bu diye? Ya Seyhan bak kardeşimsin canım benim valla. Yani. Ne konuşayım bilmiyorum yani ne diyeyim. Abi tamam. Saçmalama Seyhan. Yok. Saçmalama yok. Tamam. Yok yok çekmiyorum. Okullar bitti. Evet yani. Burada karantina. Çalışıyor musun sen? Yaz tatillerine çalışıyorum. Tamam haftalık veriyor mu? Yani. Bence vermez. Yani ben sana söyleyeyim. Yo ben baya para kazandım yani. Burada? Evet. Vallahi o zaman beni de işe al. Tamam abi sen ne iş yapacaksın burada? O ne? Vallahi herkesi yoracağım sadece. Yani yok iş yapacaksın yani ne işle meşgulsun ne iş yaparsın? Ben hiçbir iş yapmam. Ben sadece oturup çay kahve içerim. Başka bir şey de yapmam. İsim? Bircan. Yani Fidan 5 dakika kapat bunu. Ölür müsün? Ya Fidan niye sen? Kapat. Bir şey soracağım. Niye yasaklar kalkar kalkmaz direkt kuaföre geldi? Koca dışarıya kaçmasın. Biraz bakım lazım. Bak bak kocalar erkekler dışarı kaçmaz. Bizim kadar böyle mülayim erkek yok. Yazık biz erkekler ya. Vallahi billahi ya. Ben buna bile inanmadım. Milli yalanımız demiştim ya az önce. Evet ama yok benim kocam yapmaz yani. Yapmaz eyvallah senin kocan yapmaz. Ben de biliyorum. Adı neydi senin kocan? Ümit. La vallahi Ümit yapmaz. Hayatta böyle bir şey olmaz gerçekten. Ali İbrahim sen yapar mısın böyle bir şey? Yapmaz o da yapmaz. Eyvallah isim soya? Bircan Sucu. Nerede oturuyorsun? Höyük Mahallesi. Höyük. Çok seviyorum Höyük'ü. Biz de sizi seviyoruz. Eyvallah sağ olasın. İnşallah en kısa zamanda oraya geleceğiz de. Peki bir şey söyleyeceğim. Erkeklere niye güvenmiyorlar? Kadınlar erkeklere niye güvenmiyor? Farklı algı oluşturulmuş diyelim. Yani. Biz akıllı değil miyiz yani? Nadiren. Biz akıllıyız değil mi? Yorumsuz. Evet. Dostum bak ben kendim bile sorduğum soruya inanmadım. Biz erkekler akıllı değiliz. Biz var ya düşman başına. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel senin yanıma. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Adın ne? Zümre. Evet. Hiç dışarı çıkmadın. Yeni çıkıyorsun. Evet. Nasıl? Güzel bir şey mi? Çok güzel. Demek ki neymiş? Dışarı çıkmadan yaşayamayız. Kaç yaşındasın? 14. 14. Yok sende 14 yok. 12 var. 12 değil. 13 oldu ama. Okuyorsun değil mi? Evet. Dersler nasıl? İdare eder. Ali Can'ı tanıyor musun? Hayır. Ali Can seni niye tanımıyorum? Ben niye sansın? Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ümit senin baban değil mi? Evet. Bir şey söylemek ister misin ona? Bilmiyorum. Sevmiyor musun babanı? Seviyorum. Tamam ona söylesene. Şu anda seni izliyordur belki. İzlemiyorsa. Belki izliyordur. Hey Ümit. Yazık valla sen aynı benimle aynı kaderi paylaşıyorsun. Bizi seven olmaz kayı. Anne dedin mi herkes sever. En çok kim sevilir? Anne mi, baba mı en çok sevilir? İkisi.
Ya evet, ikisi. Ben inanmadım, sen inandın mı? Evet. Ben inandım mı Halil İbrahim? İnandın mı? Anneler daha fazla çok sevilir. Hani bana soracaksan ben de... Yani babam izlemesin şimdi, sıkıntı olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlarına selam yolla. Yollamıyorum. Haydi abi haydi. Çok üzmüşsünüz ya. Süren'in arkadaşları. Ona bundan sonra benim oyuncum ya. Benim oyuncuma iyi bakın. Lütfen. Allah Allah. İsim? Halil Karpuz. Halil Karpuz. İşler nasıl? Kötü. Vallahi. Vallahi. Durumlar kötü. Öristen dolayı çalışamıyoruz. Niye, teker patlamıyor mu? Patlamıyor abiciğim. Ne lastiğimiz patlıyor. Neye? Müşteriler çok zor durumda. İnsanlar zor durumda. Biz esnaflar zor durumdayız. Evet, ben bunu her zaman söylüyorum. Esnafların yanında durmamız kesinlikle lazım. Doğru. Yani bunu Halil İbrahim de öyle diyor. Doğrudur. Öyle demiyor musun dostum? Doğrudur. Bu Halil İbrahim şey yakışıklı mıydı? Yakışıklı. Ne oğlum yakışıklı. Yakışıklı. Bu nişanlanacak yakında, buna önerin var mı? Allah mesut etsin. Yani evlensin mi evlenmesin mi? Evlensin. Evlilik iyidir. Evlensin. Evlilik iyi mi? Tabii ki canım. Söyle bir defa ve hadmi kılıyı. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Kıltık böyle sohbet ediyor. İyidir. Onu gözler mi? Gözler. Keyis mi? Alhamdülillah. Yere yerim bek. Lan mi? Milyar olsun. Serkan, Rahman Hone. Serkan gitti. Arkadaşlar açtı burayı. Ciddi misin? Evet. Ha, teşekkür ederim. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşkifek. Elhamdülillah. Allah'ı selmek ve halilülâdek ve ferrehna fiyiz. Sağ ol. Sunt. Sağ ol. Hayır, Nercil bir gün yeni bir sürü çaptın. La. Ne? Olur mu canım? Hayatta. Yok. Kesinlikle olamaz. Sütte leke var, bizde yok. Olmaz mı? Olur mu? Olmaz. Meksikim olmaz yine. Olmaz yani, bir leke olmaz. Lek sütte leke var, bizde yok. Erkeklerde yok. Abi sütte işte olmaz leke. Olursa içilmez. Tamam. Lahram ale yapar. Beyin rah. Bende gitti vallahi şimdi, bilmiyorum. Abi. Ehtarak. La samahtarak. Min betfe hakim. Naim. Min betfe. Ant nedir hakim? La la tamam. Acele şuy. Şu acele. Ent ona tamam. La tefzah. خلي لي. لبت حماتك ما تروح كتير. بكير كنت هونيك. أما لبت ما كيف تعرف بتروح؟ صار لي شهر ما رحت. كهيكى كعين رجيل كهيكى. شخي الورتي هونيك ها؟ أنا الورتي. عند حماته. بعتو؟ في ثلاث جيجات وديك. نعم من بعتو. وطلع لك الصويسات بيعطيني الصويسات. والله. أي والله. يا روحي ربك ما إحنا. هلا خلنا تنحكي عربي يا أخ. هوني. أولو تشنار. أولو تشنار. إيه. شو أولو تشنار يعني؟ ألقو. يعني ما جوزجلر؟ بالعربي جوزجلر. بتقول لي شو ما تقول جوزجلر؟ ألوشنار هيك يعني قفوا مقارنة. أبي بالفرنسي هيك ألوشنار. شو قيل متى؟ شو قيل؟ المسألة كده قيل لا بيأكل من كبابي أنا ما بعرف إيش. منطق له تم والأخير هاي تقول شو جوزجلر أنا بدي مو. هلا خزير زود بديك منه kesinlikle ya ölecek ya bu ya bu demut vefat edecek kesinlikle vefat edecek. Ben sana söyleyeyim. Bu adam ne oldu? Bize Allah yessara kalp krizi geçirip ölecek. Ne kadar bir zor ama. La ana mi şahitlik ma kılak. Abes ha. Audi bir tamim nezdem ne indi. Bedek sakabe. Evet arkadaşlar, evet. Ya kalp krizine gel. Evet. Kalp krizine gel. Aynen bak bizi canım. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ne çalışıyorsun? Burada çalışıyorum. Burada? Aynen burada. Günde kaç kebap yiyorsun? Günde bir tane, yeter. Fazla yememeye bakıyorum. Hayır. نعم هتما عن شيلة من بالك شيلة لا بكير بعينه تبسيه يعني اي والله صباح كلنا تبسيه قيمة والله دلي دمام دخل دلي دمام دخل ايبا تادو دمام دخل دلي دمام تعالوا هناك تعالوا هناك أرضا الأهل تعالوا تعالوا
İşte bak, gördün mü? Erkeklere güven olur mu? Vallahi ben kendime bile güvenmiyorum. Niye? Öyle. Bak, kendime bile güvenmiyorum diyor. Güvenmiyorum. Niye erkekler böyle? Öyle güvenmiyor. Sen orada ne yardım verdin? Biz çok kandırıyoruz değil mi? Çok kandırıyoruz. Hiç. Vallahi. Vallahi. Peki. Bence bize kimse güvenmesin. Kameraya bakarak bunu söyler misin? Bence kimse bize güvenmesin. Erkeklere de kimse güvenmesin. Bize güvenmesin zaten. Güvenmesinler abi. Vallahi. Vallahi. Tamam. Ben mi söylüyorum, işten söylüyorum. Ama kadınlara da güvenemeyiz. Şimdi o erkeklere hayran hiç hayran. Yok vallahi sağ olsun. Vallahi içmen gerekiyor. Vallahi. Şimdi yok yani. Tabii dinliyorum. Tamam, daha sonra içersiniz. Şimdi erkeklere güven olmaz diyor. Doğru söylüyorum. Kadınlara da güven olmaz. Yok. Hiçbirine güven olmaz. Ben hiç kimseye güvenmiyorum. Şahsen. Sizi bilmiyorum. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bu arada Gözcüler muhtarı Züher Ekenel. Züher Ekenel. Abi hep Ekenel var burada. Evet, maşallah. Yani aile fazla diye mi seçimleri kazanıyorsun? O da güzel. Ya da güzel. Yok vallahi öyle değil. Çok şükür sevenimiz çok. Eyvallah. Abi bir şey soracağım. Şimdi biz burada sabahtan beri buradayız ve kimse bize yemek ısmarlamadı. Sebebi? Sebebi Ramazan'a denk geldiniz. Ha doğru, pardon, özür dilerim. Biz akşam için söylemiştik. Doğru abi. İftarda ha, buyurun. Çok fena gömdü ya. İyi gömdü. Gerçekten iyi gömdü. Tebrik ederim. İftarda beklersin. Eyvallah, sağ ol. Niye uyarmıyorsun oradan? Gözcüler güzel bir yer abi. Gözcüler senin için neyi ifade ediyor? Buyurun. Gözcüler, yani benim doğduğum, büyüdüğüm, nefes aldığım, koku aldığım, gurur duyduğum bir mahalle. Daha önce beldeydik tabii biz. Evet. Arsız ilçesinin başkentiydi diyebilirdik. Ticari konumuyla her konuda burası aranılan bir bölgeydi. Ta ki biz ilçe olana kadar. İlçe olduktan sonra biz mahalleye dönünce şu anda biz çok kötü durumdayız. Bu para kim? Bu para, bu arada şöyle yapalım. Ben muhtar olduktan sonra yaptığım işlemlerin karşılığını almadım. Böyle şeffaf bir sandık koyduk. Gözcüler Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Gözcüler Spor adına isteyen maaş yaptı. Yapıyor da öyle. Onun için bu para. Eyvallah. Onlar için. Burada ihtiyacı olan vatandaşlarımız oluyor. Çocuklarımız oluyor. Onların ihtiyaçlarını gideriyoruz bu parayla. Peki. Spor kulübümüze de katkıda bulunuyoruz. Peki abi, şimdi ses daha iyi geliyor. Çünkü niye? Bak, mikrofonu tuttum o yüzden. Sayın muhtarımla şimdi daha iyi sohbet edeceğim. Tamam Halil İbrahim? Tamam. Evet. Peki abi, yazın burada etkinlik oluyor mu? Bak Gözcüler'de ben arsuzu karıştırdım. Orada da benim en büyük, muhtar olarak en büyük şikayetim bu. Bütün etkinlikler şey tarafına, sahil şeridine taşınmış. Dolayısıyla bütün etkinlikler orada. Gözcüler, Hacı Ahmetli, Hüyük'te hiçbir etkinlik yapılmıyor. Biz bu etkinliklerin çoğuna talip olduk. Ama korona virüsü dolayısıyla bu etkinliklerin hiçbirini yapamadık. Ya unutulmuş bir yer. Yani mesela burada bizim spor kompleksimiz var. Yukarıda yamaç paraşütü yapılacak, geziler yapılacak yerler var. Bunların hiçbirini yapamadık bu sene itibariyle. Yoksa festivalde talep etmiştik bunları biz. Şimdi bak, ben bunu sormamın en büyük sebebi sayın muhtarım. Hani benim sinema filmi geliyor ya. Hayır yani benim sinema filmini biz getiririz. Hayır, buraya. Olsun, sağ olasın abi, çok teşekkür ederim. Burada meydanda güzel böyle bir ışıklandırma yaparız ve sinema filmini burada herkese izletiriz. İlk tabii. Bak, ilk gösterim burada. Melki, bak kendime nasıl hemen bir pay çıkardın. İşte bak zeki olacaksın Halil İbrahim. Abi çok teşekkür ederim. Ev sahibi olmaya hazırız biz. Eyvallah. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Çok teşekkür ederim. Harbiden güzel bir yer. Ben sabahtan beri buradayım. Çok sevdim burayı. Peki buraya gelirsem hani kalacak bir yerim var mı burada? Yani şu an Gözcüler Mahallesi'nin Arsuz ilçesindeki bütün oteller, Arsuz'daki merkezdeki Gözcüler Mahalle sınırları içerisinde. Yani kalabilecek miyim? Tabii ki kalabiliriz. Başlar. Tamam, onu da ayarladık. Sıkıntı yok. Tamam. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim, hoş geldiniz. Sağ olasın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz kayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Vallahi çok iyiyim.
Abi motorcular toplanmışsın. Evet sağ olsunlar, beni ziyarete gelmişler. Ziyarete. Ben de bir motosiklet tutkunu olduğum için kask mı beraber sürüyoruz. Tabii. Motor kazaları için ne diyorsun abi? Abi dikkat etmek lazım ya. Gençler özellikle. Gençler özellikle dikkat etmeli yani. Vallahi. Aynen. Abi kaç tane soru sorayım sana bilmiyorum. Şimdi birinci soru. İstediğin kadar sorabilirsin. Evet, bugün Arsuz'dayız ve Arsuz gerçekten güzel bir yer ama çok sıcak. Abi yeni yeni başladı ya sıcaklar. İşler başladı. Daha da güzel olacak yani. Daha güzel sıcaklar bekliyoruz. Evet. Peki esnafımız, buradaki esnafımızın durumu nasıl? Durum yani şöyle, salgından dolayı biraz kötü tabii ki. Vallahi. Aynen. Ama sen de bekliyoruz. Ama bizimki iyi, çok şükür. Sipariş alıyoruz yani. Aynen. Dışarıya peki. Dışarıya talep var yani. Peki korona insanlığa ne öğretti abi? Abi hijyen olmayı öğretti ya. Yani, bu mu yani? Tabii hijyen olmayı öğretti. Evet. Kaza çok... Burada kaza oluyor mu? Yok. Olmuyor ya. Sizin yani burada... Bu dükkanın önünde daha olmadı. Sizin burada ilçe Arsuz ilçe emniyet müdürünüz var. Evet. Tanıyor çok musun? İyi tanıyorum. Kendisini ayrıca müşterim. Vallahi. Evet. İnanılmaz sık mı? Sık. Ama muhteşem. Sık sık. Sık sık yanıma gelir. Vallahi. Evet. De, benden sipariş alır sağ olsun. Buradaki polis memurlar da çok iyi. Evet. Abi. Hepsi birbirinden değerli. Evet. Abi bir şey söyleyeyim. Çok seviyoruz. Saygı da duyuyoruz. Erkekler yalan söyler mi? Çok. Kadınlar? Kadınlar daha çok. Niye kadınlar daha çok? Abi niyesi yok yani. Tatlı yalanlar ama yani. Peki erkeklere güvenilir mi? Tabii ki güvenilir. Sonuçta beş parmağın beşi bir değil yani. Ya, tabii ki. Güvenilir mi? Yani? Güvenilir tabii, güvenilir. Güvenilir ya. Bak sen konuşurken bile gözlerine kaçırıyorsun, farkında mısın? Abi gözlük takmışsın, gözünü söyleyeyim. Göremiyorum gözünü. Çıkardın mı? E tabii ki yani güvenilir. Güvenilir tabii ki. Arsuz'a gelmek isteyenlere çağrın nedir buradan abi? Abi şimdi Arsuz'a geldiği zaman denize gelir yani. Ondan sonra gelecekse de bizim mekana gelir. Sebusta'ya gelir. Ama erkeklere gelir. Ama erkeklere güvenilmez değil mi? Ya hepsine değil ama %80'ine güvenilmez yani. %80'ine ooo. Yani o %80'in içerisinde sen de varsın Halil İbrahim. La valla %20'de değilsin. Bak %20'deki bölüm ben. Biz abi yok, bize güvenilmez. Niye? Yok. Niye? Yani son. Biz var ya. Ayakta 800 tane yalan söyleyen insanlar. Ya öyle deme Meriç, gözünü sevdiğim abi ya. Erkekleri abi bu kadar şey yapma ya. Ya abi böyle ya, yalan mı söyleyelim şimdi yani? Ne kadınlar var seni cebinden sokar öbür cebinden çıkartır gözünü sevdiğim. Erkekler ne ya? Erkekler ya bir ufak bir lafa yani hemen tam olur ya. Yalan söylemesini beceremez. Beceremez ki erkek. Beceremez. Yani kadının eline su dökemez. Mümkün değil. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Meriç. Kendine iyi bak, seni seviyorum. Bakalım. Sağ ol, teşekkür ederim, hoş geldin. İyi günler arkadaşlar, bugün de Arsuz'tayız. Arsuz'tan... Bak kapanış. Ha kapanış yapıyormuşuz, kapanış. Tamam. Kapanışı yapıyoruz. Ya arkadaş böyle değil. Böyle değil, böyle kapanışı değil. Sunacaktım. Buyurun kapanışı sun. Evet arkadaşlar, bugün... Arsuz'daydık. Yoğun istek üzerine tabii ki. Bir programın daha sonuna geldik. Yalnız bunu söylemeden de geçmeyeceğim. Bugün güzel insanlarla tanıştık. Arsuz ilçe emniyet müdürüne buradan çok çok teşekkür ederim. Çok güzel personelleri var. Yani polis arkadaşlarımızla tanıştık. Burada sohbet ettik. Hepsi birbirinden şeker. Buradan kucak dolu sevgiler, selamlar gönderiyoruz onlara. Emniyet müdürümüz de şimdiden çok çok teşekkür ederim. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir yerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Ben seyirciye hoşça kalın dedim. Sana demedim. Tövbe yarabbim.